Gel, gel hocam. Hadi bak. Gel bebeğim. Gel canım, buyur. Fazılcığım, bu sandalye çok rahatsız. Bana başka bir tane söyler misin? Canım, bir anda böyle emirvaki oldu. Yani bütün aile geldik. Sen başka türlü düşünmüştün tabii ama kusura bakma. Önemli değil canım. Ben kalabalık aile severim. Garson kardeş, bakar mısın? Hoş geldiniz efendim. Kahvaltı alıyoruz herhalde. Şimdi garson kardeş, sen bize böyle güzel bir serpme kahvaltı getiriyorsun. Yanında da sağında sucuk, sucuk afya mı? Evet efendim. Heh, tamam. Ondan sonra sucuğun yanında da böyle güzel bol peynir menemen. Kişi başı çift yumurta kır. Çünkü ben tek başıma zaten 3-4 tanesini yerim. Ondan sonra ha domates salatalık söğüş istiyorum. Ama en tazelerinden, en çıtırından bak getiriyorsun. Ha bir de pişi. Pişi istiyorum. Ondan sonra çıtır çıtır taze ekmek, simit poğaça. Yani ne varsa sen getir onu, tamam mı? Donat böyle kafana göre takıl yani. Şey, açık hava benim iştahımı açıyor da. Senin iştahının kapandığı zamanlar oluyor mu Nisan'cığım, ha? Ama ayıp oluyor ya. Ya ne ayıbı Nisan? Bütün restoranı söyledin. Bak, garson arkadaş böyle şok içinde sana bakıyor. Affedersiniz. Ben sadece kuru kayısı, siye ekmek, bir de light peynir istiyorum. Tamam efendim, bir isteğiniz var mı başka? Vallahi benim yok. Ama Nisan Hanım'ın vardır herhalde Nisan'cığım. Yok, benim de yok. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Teşekkür ederiz, sağ ol. Hı. Son kahvaltım canım. Biraz yavaş. Ama hocam, yani kocacığım, siz gene benim lokmalarımı mı sayıyorsunuz? Yok yok karıcığım, ye. Ye, afiyet olsun böyle ekmekle sıyra sıyra böyle bana bana ye. Hı. Löp löp et olsun, afiyet olsun. Heh, kıyamam, ihtiyacım var, ye. Ne var yani, menemenin hakkını vermişler. Ben de diyorum, ancak menemen böyle yenir, adetti budur. Gelinim. Efendim dedeciğim. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Yok dedeciğim. Gelinim hamile galiba. Yok dedeciğim, ben hamile falan değilim. Sadece menemenin hakkını vermişler. Ben de ona hakkımı teslim ediyorum yani ondan. Ya ya ya. İkinci çocuk yolda belli. Ay yok dedeciğim, ikinci çocuk falan yok. İkinci çocuk için daha erken. Evet evet dedeciğim, biz şu an daha ikinci çocuğu düşünmüyoruz. Yani su bize yetiyor da artıyor bile. Gerçekten o kadar. Ya ya, bir kardeş daha yapın siz. Çocuk yalnız başına mı büyüsün? Hem sen hamile değilsen neden öyle iki canlı gibi yiyorsun? Bak, bak mukaddesime. Ne kadar zarif zarif yiyor. Ha? Sen yemek yemen bile ayrı bir olay. Her konuda dipsomani var sende. Her konuda. Ya ne yapacağım? Alt tarafı yemek yiyorum. Ne öyle 18. yüzyıl kraliyet ailesi mensupları böyle miyim? Allah Allah, herkesin bir popisi var. Ben yemekten ve hayattan zevk alıyorum, tamam mı? Al Nisan'cığım zevk al ama en azından böyle parmaklarını yalayarak yeme, tamam? Ha. Ha, bak çatal. Bak, biz dünyalılar yemek yerken çatal kullanıyoruz Nisan'cığım. Ay. Ah. Ay. Dur, dur canım dur. Ben vereyim sana. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ay ben biraz şişmişim de. Oh. Biraz mı şişmişsin? Ha? Biraz. Hı. Nisan'cığım. Yani bence yediklerine biraz dikkat et. Hayır yani şimdi kilo alsan kaldırmaz. Boyun da kısa ya. Ha yok, ben gencim ya, bünye yakıyor. Canım şimdilik gençsin. Sonra yakmamaya başlar. Hayır vücudun da kilo almaya müsait zaten. Sonra bir bakmışsın hop bütün yediklerin kalçanda. Tatlışkom, beynimin kalçamda olmasından daha iyidir. Al dedem, al sen kayısıyı. Al kelebeği. Teşekkür ediyorum canım.
Torunu? Gelinimle nasıl tanıştınız anlatsana. Şey dedeciğim, şöyle oldu. Biz... Nasıl oldu? Dedeciğim, şöyle oldu. Ben işte o yıllarda Paris'te sokak şarkıcılığı yapıyordum. Şimdi ben gene böyle sokak şarkıcılığı yaptığım bir akşam, meğersem o dönemde Sinan da Paris'teymiş. Bir seminer için göndermişler Paris'e. Gene bir akşam ben böyle Eyfel Kulesi'ni almışım sağıma, önümde böyle kalabalık. Çıkardım benim gitarı, çalıyorum. Görmen lazım ama nasıl biliyor musun? O dönem tabii Fransızca su gibi. Fransızca. Oui. Ben çok iyi Fransızca konuşurum. Aksanım da gayet akıcıdır yani. Neyse neyse, şimdi konuşup başınızı ağrıtmayacağım, şişirmeyeceğim ya da. Ne de olsa anlamazsınız çünkü. Ben biliyorum canım. Tatlım, konumuz Fransızcayı bilip bilmemek değil. Konumuz bizim nasıl tanıştığımız. Ben anlatmaya devam edeyim. Gene bir akşam böyle çıkardım işte, söylüyorum. Meğersem kalabalığın içinden o da beni izliyormuş. Ondan sonra neyse, ben şarkılarımı bitirdim ama görsen alkış kıyamet böyle. Eşyalarımı topladım, tam gideceğim. Sinan yanıma geldi. Değil mi kocacığım? Evet, evet. Artık dayanamadım dedi. Yani sesi nasıl biliyor musun? Su gibi, su. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sonrası da işte bildiğiniz fırtınalı bir romantik hikaye. Yani şöyle anlatayım dedeciğim. Hırçın dalgalı bir denizin beni tanıdıktan sonra durulup sakin bir okyanus kıyısına dönüşmesi gibi bir şey. Eski tüme komplimentler, ma petit. Alem kızsın vallahi Nisan. Biraz kalkıp yürüsek mi diyorum ha? Böyle yeşilliği her zaman bulamıyoruz. Vallahi bana uyar. Ne zamandır böyle bir yere gelmemiştim ha? Güzel olur yani. Bana da uyar. Vallahi bize de uyar. Fazlıcığım, otur hayatım. Otur. Tamam o zaman. Ben de hemen... Yürüyüş ayakkabılarımı çıkarayım. Ha yok artık. Ne demek yok artık? Hazırlıklı geleyim dedim. Bak, Sinan'ın ayakkabıları da müsait. Aa. Sen ayakkabı getirmedin mi? Ha, yok, vallahi ben hiç öyle düşünmemiştim. O zaman yapacak bir şey yok. Sen fazla amcalarla burada oturursun. O şekilde yürüyemezsin. Aa. Kim demişti ben yürüyemezmişim? Ya bir kere bir şey söyleyeceğim de yani ben bu topuklu ayakkabılarla dağa bile tırmanırım. Ben bir kere ceylan gibi sekerim. Neden? Neden? Çünkü ben kısayım ya. Topuklu ayakkabı giymeye alışkınım ondan. Aslında benim değişik bir fikrim daha var. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama az ileride ATV kiralayan bir yer var. Birkaç araç kiralasak diyorum. Ormanda biraz gezinsek. Hem buradan oraya da yürürüz. Vallahi bana uyar. Bana da? Bize de uyar. Fazıl, otur canım. Otur hayatım. İyi o zaman. Ben ayakkabılarımı giyeyim o zaman. Giy tatlım, giy. Ay, ay, of! Allah'ım, aman be! Nisan'cığım iyi misin? Pek ceylan gibi görmüyorsun da. İyiyim, iyiyim canım. Çok teşekkür ederim yani sana gerçekten. Ay, ay. Sen yavaş. Ne güzel düştün değil mi? Ha, çok güzel düştün Nisan. Yahu akıl var, fikir var. Ormana geleceğimiz, doğaya çıkacağımız belli. Bu ayakkabılar ne? Ya ben nereden bilebilirim jungle'a gireceğimizi? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ayakkabıların da suçu, benim de suçum. Dal. Dal'ın suçu. Dal benim suçum değil, dal. Ben gayet iyi bir yürüyüşçüyüm. İyi, hadi gel biz de Ceylan'ı takip edelim. Kolay gelsin. Bakayım ben. Sağ olun, hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Sen ne yapıyorsun, ayıp? Ay, ne var canım, alıştırma yapıyoruz burada. Hanımefendi, bayağı hevesli galiba. Sormayın. Yok, bizim açımızdan bir sorun yok. Yani hatta hep böyle hevesli müşteriler isteriz zaten biz. Durum gördüğün gibi üç kişiyiz, üç tane araç istiyoruz. Böyle yarım saat falan kısa bir tur atacağız. Ha, hay hay efendim, tabii ne demek. Hatta isterseniz hanımefendi aracın üzerindeyken ben kullanmasını da tarif edeyim sizi. Tabii. Şimdi hanımefendi bakın, bu aracımızın gaz kolu. Hı-hı. Şu fren. Hı-hı.
Ha bakın, bunu hiç unutmamamız lazım arkadaşlar. Bu çok önemli, acil durumlar için. Şöyle ki yani sürücünün kontrolünden çıkarsa araç, stop etsin diye kullanılan bir aparat. Bunu bileğinize takmanız lazım hanımefendi. İyi, ben onu bir takayım o zaman. Onun dışında zaten aracımız amatör kullanımına çok çok uygun. Parkurumuz da çok müsait. Buyurun yani. Ay tamam tamam, daha fazla anlatmanıza gerek yok. Ben zaten çok iyi bir şoförümdür. Ama seni bilemem yani. Canım gördün zaten sabah. Bir kere de arabamı park ettim. Ha, daha fazlasını merak ediyorsan birazdan görecek zaten. Tamam, görelim. O halde ben şimdi birinizden ehliyet ya da kimlik alayım. Daha sonra gerisini gelince hallederiz. Buyurun. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Size iyi eğlenceler. Yarım saat sonra dönünce görüşürüz. Teşekkürler. Nisan, hı, bak bu işin şakası yok. Biraz yavaş, tamam? Ya hocam ya, ben bu konularda çok iyiydim. İyiyimdir yani. Ya siz kiminle de... Nisan! Özge, ben hemen geliyorum. Gıcık oluyorum ya, gıcık oluyorum. Nisan! Nisan, kolundaki kabloyu çek. Ne yapayım? Kolundaki kabloyu çek, kabloyu. Ne yapayım? Anlamadım ki. İmdat! Kabloyu çek, kabloyu. Nisan, kolundakini çek. Nisan, kırmızı olanı çek, Nisan. Nisan! Ay. Nisan. Ah. Nisan, iyi misin? Ah, ay. İyi misin? Ay, iyiyim, iyiyim. Ay, ay yalnızca birazcık bileğim şey oldu. Of. Ay. Ya Nisan, sen neden frene basmıyorsun ha? Bağırıyorum o kadar, tam gaz gittin, yetişemedim. Ya bastım ama tutmadı ki. Adam dandik malı kakalamış bize. Ay, ay. Of, of. İyi ama niye gülüyorsunuz canım? Burada acı çeken insan var. Nisan'cığım yani üfleyince komik geldi. Ben de yani şey ettim işte yani. İyi, çok iyi şey ettiniz. Teşekkür ederim. Böyle araba var mı? Aa. Peki şöyle. Tamam, şu. Nisan, sırıtıyorsun sen. Hayır canım, biraz sadece gıdıklandığım için sırıttım. Yoksa niye sırıtayım Allah Allah? Tamam tamam, çok çok önemli bir şey görünmüyor. Bir mehrem süreriz, sararız, bitti gitti. Tamam. Dur bakalım. Gel bakalım. Hop. Ay. Az ye, hemen hemen az ye. Sen dur, dur şuna bir bakayım. Gel bakayım buraya. Gel, gel, gel. Tutun şuraya. Aa, tamam. Nisan, bir çekil. Ay tamam, tamam. Bırakın da bir ben bakayım. Nisan, sen ne anlarsın motordan? Lütfen bir kere orada durun yani. Ben küçükken amcamın tamirhanesi vardı. Ben orada oyun oynardım. Araba, motor ne varsa hepsini kurcaladım. Tabii sonra amcam benden sıkılıp beni kovdu ama yani çok iyi anlarım. Haklı adam. Aa, hiç de öyle demeyin bir kere. Ona çok yardımım dokunmuştur. Çekin çekin bir bakayım. Yani sen ne yapıyorsun? Ne anlayacaksın sen? Ya tamam, buldum galiba. Aa. Nisan, Nisan ne yaptın ya? Ama yani bunun içine de amma dandik yapmışlar canım. Benim bir suçum yok, dandik. Ne yapacağız şimdi? Ha? İki araç var, ikisi de bozuk. Yürüyerek mi gideceğiz? Hayır, yürüyeceğiz de sen nasıl yürüyeceksin? Sen nasıl yürüyeceksin? Of!
Böyle gayet iyi oluyormuş, biliyor musunuz? Daha önce hiç kimse beni böyle taşımamıştı. Ay çok zevkliymiş gerçekten. Ama yani tabii ben de hafif bir insan olduğum için siz de gayet rahat ediyorsunuzdur. Yani biliyorsunuz önüme geleni yesem de gene de kilo almıyorum ben. Hep hafif kalabiliyorum. Değil mi? Siz de o yüzden zorlanmıyorsunuz zaten. Aynı sen zorlanıyorum. Ayrıca ay, hafif falan değilsin, bayağı da ağırsın. Aa, ama bu biraz kırıcı oldu. İyi sen sus. Hı. Ya yalvarırım sus. Cevap ver Sinan ya, cevap ver. Kaç kere aradım. Hayır yani ben böyle bir şey görmedim kız. Resmen ayaklı felaket, yasaklanmalı. Bilerek mi yapıyordur ne? Günümüzü mahvetti. Cevap ver Sinan ya, cevap ver ya. Ay yani bir şey söyleyeyim mi? Böyle orman falan olunca da aynı Yüzüklerin Efendisi gibi oldu ha. Böyle sanki ben yaralanmışım, peşimizde de orklar. Tabii siz de beni bırakmamışsınız geride, böyle kaleye taşıyorsunuz. Ay çok heyecanlı valla. Ay, ay. Ama ne oldu? Yani sen bütün yol seni sırtımda taşıdım. Ya birazcık insaf et, acı şu garibe değil mi? Hiç susmadın ya, birazcık sus. Yalvarırım sus, artık aklımı oynatacağım. Ama ben şey, sıkılmayalım diye konuşuyordum. Ya konuşma, istemiyorum. Konuşma. Bineyim mi? Binme. Binme, öldüm artık. Böyle giderim. Ah. Binme, bana da yazık. Ah. Ah. Acıyor da. Of, aç oldum burada beklemekten. Yok artık, gerçek olamaz. Nasıl, eğlendiniz mi? Kardeşim ne yapıyorsun sen ha? Nasıl mekan işletiyorsun sen? Anlamadım. Neyi anlamadın ya? Bir tanesi bozuldu, ötekinin frenini bozuk vermişsin. Beyefendi isterseniz öncelikle biraz sakin olun. Bizim araçlarımızı sürekli kontrolden geçiriyoruz yani. Siz nasıl kontrol ettiriyorsunuz ya? Adam gibi ettirin, adam gibi. Ya bize bir şey olsaydı ha? Kim verecekti bunun hesabını? Beyefendi. Sana soruyorum, kim verecekti hesabını? Haklısınız beyefendi. Kimse veremezdi hesabını tabii ki de. Ben çok özür diliyorum sizden. Hanımefendiden de özür diliyorum. İşinizi adam gibi yapın kardeşim. Tamam mı? Bunları da adam akıllı kontrol ettirin. Can bu, şakaya gelmez. Ben kimliğinizi getireyim size. Özge, sen dedemleri alıp gelir misin? Beraber gidelim. Tabii alırım da iki araç aynı anda nasıl bozuldu merak ettim. Anlasak? Biz de anlamadık. Buyurun kimliğiniz. Hadi Özge. Tamam. Hayrola Nisan Hanım. Ne işiniz var uçağı laboratuvarda? Benim aklıma birkaç tane test sonucu takılmıştı da onlara bakmaya geldim. Siz? Aynen öyle birkaç şeye bakıp çıkacağım. Tamam anladım. Ben seni hiç boşuna numara yapıp durma. Tamam mı? Sen buraya ultrason sonucu için geldin. Değil mi? Tamamımı kıvırmayın. Siz de onun için geldiniz biliyorum. Aa. Çok ayıp insan. Çok ayıp. Hocaya böyle söylenmez. Çok ayıp. Bir daha duymayayım sakın. Nisan ne yapıyorsun? Oraya el sokulur mu? Ha?
Aferin sana, gerçekten bravo yani, of! Ya tamam, tamam. Yani yaptığımda gurur duymuyorum ama yani... ne yapayım, ne yapayım? Beni de Sinem Hanım ikna etti. Söz verdirtti kendine. Sanki siz... suçlu değilmişsiniz gibi davranmayın lütfen. Ne yapayım? Ne yapayım? Beni de Onur ikna etti. Resmen kanıma girdi yani, ne yapayım? Ama yine de sen suçlusun insan. Sen. Neden? Çünkü senin yanında dura dura sana benzedim ben. Bu ne ya? Böyle çocuk gibi gizli gizli girmeler, ultrason sonucu bakmalar falan. Bir şey söyleyeceğim. Bir tek beni suçlamaktan vazgeçen ikimiz de suçluyuz bu durumda. Neyse. Belki de daha iyi olmuştur. Nereden bileceğiz? Hmm, daha iyi oldu. Evet, çok iyi oldu değil mi? Ne kadar güzel oldu. Ne diyeceğiz şimdi insanlara? Ha? Hadi gel. Çıkıyoruz. Hadi gel, gel. Ayağın nasıl oldu? Aa, ya iyi. Sadece birazcık acıyor işte. Ya bugünkü o bütün telaşmadan, koşturmacadan dolayı unuttum gitti. Ne gündü be. Sözde Özge ile baş başa kahvaltı yapmak için plan yapmıştık ama... gerçi şaşırmam lazım. Niye? Yani sence Mevlen'in kanunu bu. Senin olduğun yerde hiçbir şeye şaşırılmaz. Ay, bir kere o ATM kazası tam olarak benim suçum değildi. O ATM değil, ATV. Bir dakika, bir dakika. Ne demek tam olarak benim suçum değildi? Yani şimdi şöyle, ya fren dediğin şeyin pedalı medalı olur, böyle basarsın. Nisan, araba mı bu? Ya işte ben de onu diyorum. Ne araba ne motor. Böyle ikisinin arasında ne ediyor belirsiz bir şey işte. Sevmedim ben onu. Sonuç olarak motor değil mi yani? Dört tekerlekli motor. Fren de gidonun üzerinde. Tamam, itiraf ediyorum. Ben frenle gazı birbirine karıştırdım. Of Nisan, of. Bütün yol seni sırtımda taşıdım. Ya belim koptu. O değil, hiç susmadan konuştun. Onu da bırak. Boşu boşuna adama bağırdım o zaman ben. Ay evet, hakikaten de yani adama çok bağırdınız. Adam bile şaşırdı. Nisan sus. Yalvarırım sus. Bak kalbini kıracağım, bak kötü olacak. Sinan. Ne haber? Hadi gel. Ay, yani hakikaten de bu sefer çok fena oldu ya. Yazık adamcağıza, bütün yol beni sırtında taşıdı. Hocam. Bir dakika gelir misiniz? Ya acil bir şey var da onu söylemem gerekiyor size. Acil mi? Evet, çok acil. Hadi gelin. Canım bir saniye geliyorum ben. Tamam. Evet. Neymiş bu kadar önemli olan? Şimdi şöyle hocam. Hani yani tamam bütün gün olanlar benim suçum değildi ama... ben gene de siz beni böyle sırtınızda falan taşıdınız ya... size teşekkür etmek istiyorum. Nisan'cığım teşekküre gerek yok. Yani benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Eğer başka bir şey yoksa ben döneyim. Ay yok yok yani öyle bir kuru teşekkürle olmaz. O yüzden dileyim benden ne dilersiniz? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hiç beklemediğim bir anda senden çok acımasız bir şey isteyeceğim ve sen yapacaksın. Ha. Anlaştık mı? Çok acımasız mı olacak? Orasını ben bilirim. Söz verdin, geri dönmek yok. Anlaştık mı? Ha. Anlaştık. Tamam. Hadi ben gittim. Ay, ben çok mu kötü bir şey yaptım acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.